Mobile Legends Türkiye kanallarından herkese günaydın, iyi akşamlar, tünaydınlar. Ben Murat Buran Dursun, yanımda değerli konuklara geçmeden önce Kule Altı Analiz'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Firefox'ın eskimez yüzü, eski bir Firefox'a Apex 47 bizlerle, yanında da yani rakibi aynı zamanda kardeşi SUG'den Sigibun var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl geldiniz? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Gayet iyi abi. Seni bu kadar enerjik görüp iyi olmamak mümkün değil. Sen nasılsın abi? Keyfin yerinde. Ben de iyiyim. Böyle konuşmalar geçiyordu dedi. Program yapacağız. Abi ne programı? Kulağın analizi var. Ya, evet dedi. Konuklarım kim? Apex Sigibun dendi. Dedim ne diyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Konuklara bak dedim, heyecandan elim ayağım titriyor. Sorular düşündüm. İki gündür düşünüyorum soruları, size sorabileceğim o kadar güzel sorular var ki. Kaos zamanı. Evle ilgili olmasın abi. Evle ilgili olmasın lütfen. Niye abi? Hep aynı sorular. Burada abi. Burada bütün sorular cevaplanacak. Tamam abi, sen de. Daha önce ben cevapladığınızı görmedim. Doğru düzgün. Ya işte abi aynı evde oynuyorsan. Bunların ayrıntısına inilecek. Tamam abi, cevapları verecek bir şey yok. Şöyle, öncelikle şu konudan başlamak istiyorum. Bütün izleyenlerin o beklediği evde nasıl oynuyorsun sorunu birazcık ilerler atmak istiyorum. Biraz izlesinler videoyu, değil mi? Ligin gidişatını nasıl buluyorsunuz? İşte FF zirvede, S2G ardından takip eden ikinci takım. Öncelikle senden başlamak istiyorum. İlk başlarda böyle ilk oynadığınız bir mücadele var. Bir biten. Harika bir lig başlangıcı oldu. Birinci maçı kazandınız, ikinci maçı kaybettiniz. Birinci maçtaki ekranda şu an gelmişiz aldığınız tercihler. Tabii 6 hafta öncesinden bahsediyoruz. Çok zaman geçti üstünden. S2G ile lige başlamak nasıl bir duyguydu? Zorlu bir maçta. Ya aslında ilk maç S2G ile başlamak bizim için güzel oldu abi. Orada çok ilk maç 30-35 dakikaya yakın bir maç olmuştu. Buradan da görüyorum burada, şu an. Evet. 33 dakika 38 aynen. Saniye. 33 dakika sürmüş. Bu maçı nasıl kazandığımızı tam hatırlamıyorum çünkü dediğin gibi 6 hafta falan geçti. Ya S2G ile başlamak bizim için güzel olmuştu. 1-1. Ya beklediğimiz bir şey miydi? Biz 2-0 düşünüyorduk. 1-1 oldu. Ya iyiydi bizim için. Çok da kötü değildi. Düşünüyorduk bak düşünüyorduk. Ya. Sigibum hayırdır ya. Demezler mi? Biz 1-1 düşünüyorduk ya. Adam bak 1-1 düşünüyordu. İşte orada da Sigibum'a şöyle dönmek istiyorum. Harika bir Nathan performansı. Belki de en iyi nişancı performanslarından biriydi. Çünkü 35 yine o da 30-35 dakika civarlarında sürmüştü. Yanlışım yoksa tam hatırlamıyorum ama ya resmen takıma dedin ki abi sakin olun, benden hatam var. Bir hareket yapacağım, maçı kazandıracağım. Söyledim zaten öyle abi. Gerçekten bunu söyledin mi? Söyledim abi. Gelsin deyip bir anda konuşmaları versin. Maç içi konuşmalar. Evet, o içerik çok iyi bu arada. Evet abi, çok ne iyi. Ne oldu? Mesela çok uzun süren bir maçtı. O maçı biraz hatırlıyorsan bize bahseder misin? Abi bu maçtan başlayayım istersen. Tabii ki ilk maçtan da başlayayım. Abi bu maçı iyi başlamıştık aslında. Yani benim farım da çok iyi başladım. Farım da çok iyiydi. Evet. Bu maç ben biraz pasif oynadım. Yoksa bu maçı erken kapatabilirdik. Farım ya, çok iyiydi pasif ama. Pasif oynamanın sebebi abinin seni darlaması mıydı? Yoksa üzerine gelen baskı mıydı? Ya bilmiyorum abi. Hatırlamıyorum ki tam olarak maçı. Ama bu maçı pasif oynadığımı hatırlıyorum. Yoksa bu maçı kazanabilirdik. Tercihler evet. Mesela hani 6 hafta önceki metayı düşününce yani bu ikili beşli bence harikaydı. Evet, Martiş'in top meta olduğu zamanlar çok güçlü. Apex'in sevdiği kahramanlardan biri var. Minotaur bence hani dünya şampiyonası M4'ün finali oynadığınız maçta 3 kişi havaya kaldırmış, hatırlıyor musun evet. Pozisyonu? Çok iyiydi. Minotaur'u görünce Apex her zaman duygulanırım, orası ayrı. birinci maçta dediğin gibi çok güzel bir başlangıç yapamamıştınız. Seni geriye düşürmüşlerdi, darlamışlardı ama ya bence bu maç abi klasik bir FFS2G serilerinden evet, birisiydi. Artık klasikleşti abi ya. Aynen. Bizim maçlar biraz. Bizim normal bir maçımız yok ki zaten abi. FFK. Ya minyon bitiriyor ya 50 dakika oynuyoruz. Sıralı maçlarda da böyle misiniz? Birbirinizi ghostluyor musunuz? Ya oynuyoruz abi genellikle. Şu zamanlarda çok denk gelmiyoruz ama ya geldiğimizde bence biraz daha bizim için basit oluyor ya. Basit oluyor. Rank da öyle abi, doğru. Rank da basit oluyor. Rank ciddiye mi almıyorsunuz sıralı maçları? Ciddiye almıyoruz ya, değil abi. Tam performansı veremiyoruz ya. Ya iki takımın da ciddi aldığını düşünmüyorum. Orası ayrı konu. Hani böyle istediği performans turnuvaya göre veremiyor tabii de. Sıralı maç tabii ki. Bir yıldız kaybedersin, yıldız kazanırsın. Aynen. Ama işte karşında hani bir sikrim gibi, aranızda sikrimler de atıyorsunuzdur da. Sikrim gibi değerlendirmek de bir ayrı oluyor. Çünkü FFS2G, hani sen de yayın açıyorsun. Yayın açtığında da FFS2G maçları olunca yani izleyici sayın da artıyordur. Evet. Tabii. Bir ad var.
artık yani adı koyulmuş bu işin. Biz sizi oğlumuz. ikinci maça dönelim. Sigibom. Nathan performansınınla ilgili. Ya bence ben şahsi bir sunucu olarak yorumum şu. Yani maç 30 dakika sürdü ama tek bir hamle oyunu bitirdi. FF de oyunu bitiremedi. FF de iyi oynamıştı ama işte her zaman bir ekranda bir yazı yazmanız gerekiyor. Bir tarafta victory, bir tarafta defeat yazar. Tek bir hamleyle Nathan'la bitirdin. Oradaki hissiyatın neydi? Takım içerisindeki konuşmalar neydi? Çünkü üst kulelerinizi kaybetmiştiniz. Evet abi, kötü başlamıştık. Kaybediyordunuz yani. Ben FF bitirecek demiştim. Ben de öyle demiştim abi. Aslında iyi başlamıştı galiba onlar, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi başlamıştı, evet. Ama sattılar. Abi onlar pik ekranında Vexen'e aldıklarında biz zaten biliyorduk Vexen'e support yapacaklarını. Çünkü şeyde de yapmışlardı galiba. Başka bir turnuvada. Evet, başka bir turnuvada yapılmıştı. Ben zaten kazanamayacaklarını biliyorum. Bence güçsüz bir hero Vexen'e. Ve savunacağımızı da biliyordum bence zaten. Bence güçsüz bir hero. Anneme tank olarak güçsüz bence. Dolaşım şey. Katılıyor musun bu dediğine? Ya abi şöyle, bir yandan katılıyorum, bir yandan katılmıyorum. Çünkü SDG maçından önce Song Global turnuvadan biz çok yakın tarihte gelmiştik. Bir hafta mı, iki hafta önce ne gelmiştik? Orada yapıyordum ben. Çoğu maçta da çalışıyordu. Hani profesyonel takımlara karşı, RRQ'ya karşı vesaire çok da çalışıyordu. Ama SDG maçında çalıştıramadık. Yine iyi başlamıştık. Gayet iyi başlamıştık ama takım oyunumuzu tutturamadık o draftla. Kaybettik. Anladım. Ya tabii ki sizden en iyi beşli kahramanları da almak istiyorum. Siz çünkü yani MTC'nin, ligin zirvedeki iki takımdan ikisisiniz. Aranızdaki puan farkı kaç? İki. İki puan farkı var. Öncelikle direkt Sigibom'a dönüyorum. Fireflux'ı yakalayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz abi. Son maç. Son maç işte. Evet. Oradan da ona bağlayacağım. Şimdi önümüzdeki hafta bence ligin en iyi haftası. En iyi haftası. Moonmice'la beraber prestij maçı. Ardından FF S2G. S2G ile Vatan mı oynuyor? Bu ilk gün abi. Bu ilk gün. Biz Vatan'la S2G oynuyoruz. Tamam. Cumartesi günü. Gelecek haftanın programı da geldi. İlk önce bir TPR Moon başlangıcı var. Öncelikle bu seri hakkındaki tahminlerinizi alalım. Sonra FF'de S2G'ye geçeceğiz. TPR Moon. Aralarında puan farkı çok az. 2 puan fark var. Eğer Moon yenerse çıkıyor değil mi abi? Moon yenerse çıkıyor değil. Ondan sonraki mücadeleye de bakmak lazım. Eğer prestij kazanırsa bir nevi garantilemiş gibi bir şey oluyor. Sonraki mücadelelerini kaybetmesi lazım gibi. Prestij'de Moon takım arasındaki yorumlarınızı alayım. Abi ben şöyle, öncelikle Moon'un MTC 3. sezondaki performansına sezon başından beri şaşırdım. Ya beklemiyordum. Bence gayet de iyi oynuyorlar. Şu an ligi garantilemeyen takımlardan biriler ama TPR yenerlerse garantiliyorlar diye biliyorum. Emin tabii yine garantilemiyorlar ama son hafta maçlarını yine garanti kazanacaklarını düşünüyorum. TPR Moon karşılaşmasını ben TPR kazanacağını düşünüyorum. Eğer draftta güzel bir draft atarlarsa çok rahat bir şekilde kazanacaklarını düşünüyorum. Zayıf halka hangisi? Zayıf halka olarak söylemeyeyim de draftı yatan takım bence bu maçı kazanır. Oyun önemli değil, sadece draft mı önemliyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Draftı iyi yapan bence kazanır. Bütün takımların Moon'a karşı iyi bir draft attığı zaman rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben yani ben buradan şunu anlarım. Moon ekibi OTP mi? Ya OTP demeyelim de şimdi. Yani draft kararı oldu. Çok iyiler. Yanlış algı oluyor abi. Oynadıkları kahramanları gayet iyi oynuyorlar. Freya mesela. Freya banlanmak gerekmiyor. Ben hatırlıyorum. Fireflux'ın ya Easy Peasy'nin takım ismini tam oynadıkları takımın ismini tam hatırlayamadım. Şu an aklıma ben gelmedi. Ben de hatırlayamadım. Loi'yi yasakladınız bütün sezon boyunca. Loi'yi yasakladınız. Sonra saldınız. Adamın Loi'yi aldığına pişman ettiniz ya. Şu an meta mı abi? Yani şu an tabii orası ayrı. O zamanlar için konuşuyorum. Ya dediğim gibi abi. Freya salınır mı? Ya biz salmayız. Biz kendi tarafımız olarak salmayız. Çünkü güçlü olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, iyi oynayacaklarını oyun başında, oyun başındaki gücü çok inanılmaz bir güç. Yani karşı koyamıyorsun. Hele iyi oynayan biri ise. Bir de Efe zaten hani akılda kalan erken oyunda tabii, basar. Tabii. Sonrasında oyunu bitirmeye çalışır. Bitiremezse evet. 30 dakika maç. Tabii. Devam. Kısacası abi TPR'ın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. TPR güzel bir draftla beraber. Hı-hı. Evet, güzel bir draftla beraber. Aa, bence Moon 2-0 kazanacak. Moon 2-0 kazanacak diyor. Önceki hafta ha. Vatan Game'le beraber ilk önce bir açılış maçınız var. Sonraki S2G'yi takip eden en yakın rakibiniz Vatan Game. Evet, tamam. Maçı kaybederseniz aradaki puan farkı bayağı bir düşüyor. 2-0'lık bir mağlubiyette ve FF'i yakalamak birazcık hayal oluyor. Tabii ki ödül havuzları da değişiyor. Bunun playoff'ları da var ama ligdeki sıralamada bir nevi önemli. Yani kaybetseniz de kazansanız da maçı her türlü Vatan Game'le oynayacaksınız. Evet. Playoff'larda.
Ben Vatan Game'i yeneceğimizi düşünüyorum abi. Çünkü ne zamandır oynamıyoruz onlarla. Güzel şekilde hazırlandık ve onları yeneceğiz bence. Yani Nexus'un sert yorumları vardı. Şaşırmıyorum abi ona. Ben... Niye şaşırmıyorsun? Öyle. Öyle değil abi. Bu masada her şey konuşulacak bugün ya. Yani bilmiyorum abi. Gereksiz özgüven bence. Gereksiz özgüven. Evet. Bunun için bir sebebin olması lazım. Kanıt istiyorum. Bak burada bugün Murat Dursun diyeyim. Murat Anlı. Murano Anlı gibi düşün beni. Bulacağız. Sorunu bulacağız. Ya abi mesela... maçta görürüz ya. Ben sonrasında yorum yaparım. Ben ona. Gereken cevabı oyunumda mı vereceğim gereken diyorsun? Gereken cevabı playofflarda vereceğim ben. Gereken cevabı playofflarda vereceğim. Abi, çok güzel bir yorum. Ben kendi adıma konuşayım. Nexus'un mesela özgüvenli röportajları bana daha çok hırs veriyor. Hani genel olarak bizim takıma daha çok hırs veriyor. Verdiği hırsla beraber biz Vatan Game'i tüm maçlarda rahat bir şekilde yenebiliyoruz. O üste dönüş spamlamalar. Yani, onlar sinirden. Yani. Ya şimdi biz ekranda harika oyunları göremiyoruz. Sürekli bir harika oyun spamlanıyor mu? Yasak. Yok yasak abi. Yasak abi. Beyz yasak evet, değil yasakmış ama. Benim de şu ya, an. Aslında sadece Nexus'un yaptığı yorumlar değil ne bileyim. Mesela ilk haftalarda Vassa'nın söylediği bir şey de vardı. Biz sınav alan bir takım değil, sınav yapan bir takım mıyız tarzı. Evet. Tam bir biz şey tam hatırlamıyorum abi. Yanlış, evet öyle bir cümle yanlış var. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ya öyle röportajlar bize daha çok risk veriyor. Bu sadece Vatan için değil. Hani SDG böyle bir röportaj yapsa, ne bileyim Moon yapsa veya TPR yapsa biz yine daha çok risk oynayacağız. Ama genelde bu röportajları Vatan yapıyor. Biz de Vatan'a karşı çok daha hırslı, çok daha istekli bir şekilde maçlara çıkıyoruz. Peki ilk haftanın 3. maçı Laksa bile sükunet artık ligde hani ya abi, emekli almay gibi. Eğlensinler. Eğlensinler. Aynen öyle. Ya Laksa bile beraber sükunet erken çekildi. Sükunetten Shayo TPR'a transfer oldu biliyorsunuz. TPR sizce daha da mı güçlendirdi yoksa alışmaya birazcık daha ihtiyaçlarım var? Bence eski hali daha iyiydi abi. Kripton'la birlikte. Kripton'la beraber. Ya bir nişancı oyuncusun sen de. Hani Kripton'la beraber Shayo'nun arasındaki fark ne? Kripton biraz daha baskılı oynuyor diyebilirim ya. Yaptığı hamleleri biraz Carson daha iyi biliyorum. Oynadın. Evet oynadım. Biraz Shayo birazcık gereksiz özgüvene sahip mi? Evet. Abi ben de şöyle söyleyeyim. Umut anlamak daha kolay falan mı? ben Kripton'un hani... yapılan değişikliğin yanlış olduğunu düşünüyordum. Hani, ben de şaşırdım. Kripton'un daha iyi olacağını düşünüyordum ama son haftada, geçen haftada Shayo'nun Vatan Game'e karşı gayet iyi performansı vardı. O performans beni şaşırttı. Fikrim değişti diyebilirim. Yani Shayo'ya birazcık daha sen kaydın yani. Kesinlikle. Hı-hı. Ya tabii ki belirli farklar olabilir. Aradaki takım arasındaki ilişkileri de tam net bilemeyeceğimizden dolayı yani bu konuda da gerçekten Shayo'nun da güzel bir Roger oyunu vardı. Ama ben Tianzi Roger'a hakkında direkt buraya bir dönmek istiyorum. Abi o değişikliğin sebebi ne? Tianzi neden altın koridoruna geçti? Abi onu hemen söyleyeyim. Tianzi ben bir izleyicilere veya turnuvadaki arkadaşlara bir Roger öğretici çekeyim adlı video tarzında biraz daha içerik tarzında bir şey yapmak istedim. Öyleli. Kesinlikle. Öğreticiye bence çekti diyebilir miyiz Sigibum? Burada sana dönmek istiyorum. Roger, sen de Roger oynamıştın. Güzel bir performansın evet. Vardı yine. Ama Tianzi'nin hani neredeyse 20 skor mu almıştı? Tam skorunu hatırlamıyorum. O civarlardaydı abi. Abi yani. Gelsin onu bir de bize oynasın mı? Oynasın abi. Abi oyun bilgisi olan koridorda adam. Koridorda döverim diyorsun Tianzi'yi yani. Bir dakika ya. Abi bunlar... Ne bileyim abi. Ona cevap veremez çünkü çok fazla 1v1 atlar. Beatrix Sniper'ı falan. Beatrix Sniper sayılmaz ama onda iyi değilim ki abi. Nasıl iyi değilsin abi ya? Abi sayılmaz yani. Nasıl dakika, iyi değilsin açıklansın. Ya o ne demek abi? Tianzi ile beraber Sigibum, Beatrix'le beraber sniper mücadelesi yapıyorsunuz bir değil 20 mi? Bir 20 kere falan attık abi. Kaça kaçtı tahmini? Abi o yenmiş 18'e 2 falan. Ya bu yenmek değil. Bu yenmek değil kusura bakma. İyi oynuyor abi Beatrix'le sniper'ı ya. Ya Tianzi'nin gereksiz bir VS şeyi var. Tabii her gördüğü. Deli ya. Her gördüğü. Abi MTC sunuyoruz. Geçen sene finallerdeyiz. Tianzi ile beraber oturuyoruz. Gel VS dedi bana direkt. Hangi hero? Yine Beatrix. Ama onun bende alamadığı bir acısı var Tianzi'nin. Apex'e hatırla. Ben biliyorum çuğ abi. VSS. Çuğ VSS. Çuğ. Onda bir çuğ VSS atmıştık. Tianzi deliye döndü. Çıldırmıştır abi. Yendim. Ondan sonra tamam hadi sana bu yeter. Deliye döndü Tianzi. Ona benzer bir şey ben de yaptım abi ona kulüp modunda. Ne çok fena. Abi vurkaç yapacaksın ona. Evet. Vurkaç yapacaksın. Deliriyor değil mi? Aynen. Abi bir de şey hani burada ya çok eskiden beri oynayan oyuncular vardır şu an bu videoyu izleyen hani
çoğu oyuncunun küçüklüğünü görmek de çok mutluluk verici bir şey ya. Beraber biz de büyüyoruz bu oyunda. Birazcık da siz de eskili oyuncular olduğunuz için özellikle belki tanımayanlar vardır. Bunların bir de büyük versiyonu var. Bu ikisinin bir de büyük versiyonu var. Ramazan versiyonu var. O da mesela Mobile Legends'ın ilk oyuncularından ve en iyi Saber Karina oynayanlarından birisiydi. O bıraktı tabii, emekli ayrıldı. Yaş geldi 60... Kaç yaşında 30 abimiz? 30 abi, 30. 30 yaşına gelince emekli oldu. Birazcık daha farklı işlerden parayı buldu. Öyle mi? O da mesela çok iyi oynuyordu. Birazcık da hani böyle o gitti size bıraktı gibi bir şey oldu. Bir gitti ikisi geldi falan. Abi o zaman oyunu bilen yoktu ki ya. Evet. Oynuyordu da abi. Oyunu bilen yoktu. Bir dakika yoktu. Sen o evde dayak yersin ama buradan sonra. Şu an oynuyor abi. O kadar tilt oluyor ki bak, görmen gerek. Yemin ederim. Ya bir videosunu çek de. Evet, şimdi abilerinin tilt olma görüntüsü gelsin bir diye. Gönderelim oraya. Şimdi evlere döndük, abilere döndük. Şuraya da dönelim. Şimdi aynı evde yaşıyorsunuz, aynı evde oynuyorsunuz. Evde nasıl bir ortam oluyor? Abi ben başlayayım. Tabii ki. Furkan'ın oynadığı odada, Wi-Fi orada, tamam mı? Evet. Benim oynadığım oda biraz Wi-Fi uzak. Abi bu hile. Hile abi zaten. Benim internetim bazen kötü oluyor yani, ne yapabilirim? Bu hemen takım şeyini bildirsin, takım sahibinize. Barışçı'ya bildirirsin bu. Abi parmak kaldırıyorum. Evet buyurun. Abi benim telefonumda hat yok, 12'nde hat var. Tamam da ben... Hat alın. Abi benim şimdi abi iki telefon kullanıyorum. Sporcular da kazanmıyor diyorlar. Ben YouTuber'ın bir telefonu taşıyamıyorum. Öyle de demeyelim. Değerli Mobile Legends'ın bir hediyesi diyelim, ikinci telefon. Evet şey... M5 abi. M5'te hediye etmişler. Ah be, ben de gelseydim oraya bir telefon. Olabilirdi abi. Şey evet, Wi-Fi yok. Wi-Fi ile odada o oynuyor. Sen birazcık daha yüksek pingde oynuyorsun, evet, oyunu. Evet abi. Bazenleri uçuyor. Peki hiç hissettin mi? Hadi taş kağıt makas kaybeden o odada oynar. Bak, yok bunu abi, o odayı salmaz. Yok abi, böyle bir ihtimal yok. Salmaz o odayı. Peki sıralı maçlısınız veya turnuva maçı yaptınız. S2G kaybetti. Kardeşin dövüyor musun? Abi yani bu soru çok geliyor bu arada. Bunu cevapla ya. Dövüyor musun? Ya yani bunu, öyle bir şey yok abi. Niye döveyim şimdi? Abi sinirleniyorsundur belki. Abi ne yapacağım? Gidip adama tokat mı atayım? Nasıl beni yenersin lan diye. Evet. Ben olsam yapardım. Ne demek yeniyorsun? Ben senin abinim. Hadi şimdi sinirlenip git ekmek almaya falan. Abi rakta zaten eşleşeceğim zaman yanına gidiyorum. Telefonu bırakıyorum. Birbirimizi ghostluyoruz yani oynayacağımız zaman. Ha. Ya birazcık daha rahatsınız. Evet. Peki örnek veriyorum. S2G, şimdi sen yaş olarak daha büyüksün. Aranızda kaç yaş var bu arada? 6. 6 yaş var, ciddi yani büyük. Bayağı bir büyük. S2G Fireflux'ı 30'a 2 falan yendi. Hiç de öyle bir şey imkansız demedin. Demek ki böyle bir şey mümkün. Tamam, tamam, onu sonra konuşuruz. Kahvaltı edeceksiniz abi. Tamam mı? Kahvaltı edeceksiniz. Kahvaltıda karşı karşı geldi. Sibum yüzüne bakıp sisi şu gülüş atıyor. Öyle bir şey yapmam abi. Öyle bir şey yapmam. Ay, 30'a 2 ama yani. Öyle bir şey yapmam 32, abi. Apex 0-20 oynamış var yani. Öyle bir şey yapmam. Abi ben yapmam o sofraya oturmam. Yapmam mı? Yapamam mı? Yapamam. Yapamam ha. Abi ikimizden beri muhtemelen o sofraya oturmaz ya. Böyle bir şey olduğuna. Burada oturmaz değil de oturtamaz gibi algıladım ben bunu. Çok süper. Ya bir de şey de çok güzel abi. Siz kaç kardeşiniz? 11 abi. 11 kardeşim. Beşine bir Mobile Legends takımı. Fireflux alttan gelen, alt takımınız var mı? Eğitilen. Hani böyle şey alttan akademi, gelen. Akademi. Akademi evet. Var aslında ama onlar da şu an okulları var. Onlara çok şey yapmıyorlar. He, birazcık daha büyüsünler ondan bizim sonra. Bizim ikizler var ya abi. İkizler evet, ben, evet. Apex, Rugal 5. Bunlar ikiz mi? İkiz. O ben onları bir aralığında bir yaş çok az yaş var sanırım. Çok benzemiyorlar. Belki ondan şey yapmışsın. Yüz olarak. Tek yumurta iki yumurta değişiyor galiba. Aynen, onlar abi. Tek yumurta değil çift yumurta oluyor. Olabilir abi. Evet, abilerini konuştuk, aralarındaki ev muhabbetlerini konuştuk. Kavga etmiyorlarmış değerli izleyenler. Ben inanmıyorum, şeffaf gelmedi. Apex'in alttan bıyık altı gülüşleri var. Çok sinirlenirse bence Sigibum'u yer gibi hissediyorum. Ya bir şöyle hani dürüst olayım. Hani tabii kaybeden ister istemez biraz böyle ister istemez modu abi, düşer ama öyle kavga vesaire veya... Ya, kim vurur ya? Şey olmuyor ya kesinlikle. Hayırdır? Ya abi şey tabii ki biz burada işin şakasındayız da aralarındaki kardeş ilişkilerini de biliyorum. Hani birbirlerine hani en önemli şey
bir kardeş ilişkisinde de bir ilişkide de en önemli şey saygıdır. Tabii, belki tabii. de şu an Mobile Legends'daki bazı takımların dağılmasının sebebi de kesinlikle oyuncuların abi. Kendi arasında birbirlerine saygı duymaması. Kesinlikle abi, buna ben bunu destekliyorum. Çünkü ben bütün takımların dağılışlarını gördüm. Neden dağıldıklarını da biliyorum. Neden beraber oynamadıklarını. Ya birisi çok flame atıyor. Ya birisi işte çok sinirli. Her olaya sinirleniyor. Mavim basıyor diyor. Tanka bağırıyor. Mesela senin Tianzi'nin bağırdığını duydun mu? Gel sene buraya. Yok abi, Tianzi asla. Abi bağırma. Onlar hiçbir zaman başarılı olamaz ya. O mental i̇şte, çok önemli vallahi. Mental çok önemli. Siz burada da çünkü bu sizin bir hayran kitleniz var. Bu videoyu izleyen, buraya kadar izleyen izleyiciler yoruma da belli etsinler buraya kadar kimler izledi. Bir YouTuber olmanın şeyleri bunlar. Bir like hani da. Beğeni, oraya giderken beğeni. Like, abone. Ya abi aslında bana çoğu zaman soruyorlar işte nasıl bu kadar uzun süre beraber oynuyorsunuz? Heh, nasıl işte bu bunları kadar... cevapla. Ya bunun aslında tek cevabı aslında basit. Hani yapılan iletişim ve gösterdiğiniz saygı. Tabii iyi oynamak önemli ama hani saygı ve iletişim olmadıktan sonra iyi oynamak bir işe yaramıyor. Flame. Kesinlikle. Ya bir insan bir hata yaptığında iki şekilde söylersin onu. Bir bu nedir lan? A bak bunu daha yapabilirsin, şöyle yapabilirsin söylemek var. Bir de maç içerisinde ben hani sizle de dünya şampiyonuza gittiğim için biliyorum. Savaş anında tartışmıyorsunuz. Kesinlikle abi. Abi geliyorsunuz içeri, abi niye orada öyle yaptın deyip ya, hemen bir ya, feedback. Şöyle, abi o çok kötü ya. Şöyle yapılan bir, hatayı bir daha konuşmak. O evet. Içinde. Şöyle o bir örnek vereyim abi. Maç başında örnek veriyorum. Jungle bir tane kaplumbağa çaldırıyor. Maç boyunca onu konuşuyorlar. Enti. Niye çaldırdın? Ya. Çaldırmasaydın. İlk kaplumbağa ne oldu? Nasıl çaldırırsın? Maç içerisinde yani, niye tartışırsın? Bunlar çok gereksiz konuşmalar. Profesyonellik. Ya bunların ben ligdeki çoğu takımda hani olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Şimdi yok demesin kimse, vardır elbet veya genel olarak 5'li giren takımlarda vardır. Ya böyle şeyleri düzelttiğin zaman iletişim, yapılan saygı, güzel şey olduğu sürece bence her şey başarısı geliyor ya zaten. Yani Sigma'm Apex'in de dinledik burada. Apex 47'nin yeni oyunculara nasıl takım olunabileceği hakkında güzel yorumladık. Şimdi birazcık da senden dinleyelim. Sen de birazcık da sonradan gelen abinin ikinci varyantı olan. Evet abi. Zaten ondan öğrendim abi. Onu izleye izleye valla. Çok önemli. Bir önemli olan iyi profesyonel izledikçe oyuna klasman katıyorsun. Biz de abi gidiyorduk Asya'daki. O zamanlar Mobile Legends Türkiye'de çok gelişmiş değildi. İyi takımlar yoktu, iyi oyuncular yoktu. İzlediğince de bir şey anlayamıyordum. Yılın MPL'leri izliyordun. Oyuncular nerede ne yapıyor, hangi eşyalar nereye kadar zorlayabiliyor falan. Ama artık Türkiye Ligi'nde ben kaliteli 5 takım sayabilirim sana. Zaten görüyoruz. Var abi şu an. Takım nasıl olunur? Apex'e katılıyorum ben de. Yani mental çok önemli bence. Hı hı. Yani oyun içinde hata söylenmemesi gerek. Mesela Smite'dan bahsetti az önce. Smite'ı kaçırdığında direkt o konuyu açmaman gerek. O pençeyi kaçırdıktan sonra hemen iyi taraftan nasıl kazanacağını konuşmak gerek. Yani o olayı geçmen gerek hemen. Mesela Lord'u alıyorlar, ne yapman gerek? Terse git, kazanacağız. Her türlü kazanmayı düşünmek gerek bence. Sizce bu iyi iletişimi hangi takımlar yapamıyor ligde? Hani siz de izliyorsunuz yayınları, ne kadar da hani maçınız bitse de diğer takımları yani, izliyorsunuz. Abi yani şeyleri konuşmak istemiyorum. Konuşacaksın. Hayır. O ne demek? İlk dörde giremeyenler eğlencesini oynuyordur zaten abi. Cold Flame, Lunch abi. Evet. Onlar eğlencesini oynuyordur zaten. Peki SUG'de böyle takımı yöneten kişi kim abi? Kim yönetiyor takımınızı? Abi Orman genellikle Kazuya ya. Genellikle Kazuya. Tanktan daha çok konuşuyor. Evet, Kazuya. Ama ya genellikle tankın yönetmesi mesela Firefox'ı evet. Kim yönetiyor? Sen. Abi genel olarak ben hani ben veriyorum komutları ama bizim takımda konuşan herkes konuşuyor diyebilirim. Ya aslında şöyle söyleyeyim, tankın rolü zaten hani oyunu yönetmek. Hı hı. Bu takıma göre değişebilir tabii de bizim takımda genelde ben veriyorum infoları vesaire. Abi şu soruyu ben de izleyiciler de çok merak ediyor. S2G neden Fireflux'a karşı şaha kalkıyor? Ya şimdi bakıyorum, Vatan Game'li olan maçlarınıza bakıyorum. Vatan Game sizi yeniyor ama siz Fireflux'ı yeniyorsunuz. Bu nasıl bir ikilem abi? O onu yeniyor, o onu yeniyor. Abi vallahi çözemedim. Çalışmıyoruz demek istemiyorum yani. Her takımın maçlarını izliyoruz. Yani bilmiyorum abi. Ben bulamadım onun çözümünü ya. Hani niye S2G sadece size yeniliyor? Abi muhtemelen onun sebebi hani favori olarak gösterilen takım biziz. Ya bize karşı çok daha hırslı oynuyorlar. Hani biz yendiklerinde veya bize karşı iyi oynadıklarında turnuvayı kazanıp yurt dışına gideceklerini falan düşünüyorlar. Oy! Ay! İşte bu! İstediğim buydu! Bu nasıl vardı abi ya? Harbiden ya! Ya tamamen dedim bize karşı çok daha hırslı oynuyorlar. Yani mesela Vatan Yeme karşı maçlarını görüyorum. Bu ne la diyorum? Bu ne ya diyorum. Biz de öyle diyoruz. Bu nasıl maç? Hani SDG mi bu? Ya ben mesela turnuva başlamadan önce SDG'yi çok överdim. Hem kardeşim olduğu için hem de oyuncuların hepsini tanıdığım için. Yani biliyorum yaptıkları şeyleri vesaire. Hani son global turnuvaya onlar da gelmişti. Onlar da oynuyordu. Hani
çok şey konuşuyordum. Mesut'u domine edecek. Bize karşı da gayet iyi oynayacaklar. Ne bileyim Vatan Game'e karşı rahat. Muna karşı rahat. Veya başka takıma karşı rahat oynayacaklar. Ama şaşırttı beni biraz diyebilirim. Ya yanılttı daha çok. Yanılttı daha çok. Abi bir de Lunar gibi bir de şey var. FF'ten çıktı gitti şeye. SUG'ye. Lunar mı Alien mı? Ya benim gözümde Alien ya. Ya Lunar çok yetenekli bir çocuk. Hem yaş olarak hem yetenek olarak gayet yetenekli. Ama Alien'ın hem tecrübesi daha fazla hem de bizim takım oyunumuza göre daha iyi. Takım oyununuza daha iyi. Peki abi ya ben de soracaktım Reci bir dakika. Bir tane daha soru vardı. Ne? Vatan Game'le FF'le alakalı galiba hatırlamıyorum. Base'e tıktıkları mı? Ha evet oydu. Abi ya sizin bence Vatan Game'le bir alıp veremediğiniz var FF. Ya abi alıp veremediğimiz demeyeyim de. Sürekli base'e sokuyorsunuz adamları emoji spamlıyorsunuz. Ya onun sebebi şu aslında hani bunu zaten cevaplamıştım galiba. Vatan Game'in verdiği röportajlar, yaptığı tamamen yorumlar. Tamamen bu mu? Tamamen bu. Bize daha çok hırs, daha çok oyun isteği. Bir de Vatan Game galiba hani liderdi. Evet. Liderliği almak için de bir şeyimiz vardı. Tamamen bu yani. Ne bileyim mesela SDG bir yorumda şey desin. İşte biz Fireflux'a karşı böyle yapacağız veya oradan bir oyuncu çıksa ben en iyi XP'leyim veya ben en iyi Roam oyuncusuyum dese belki de onlara karşı daha böyle hırslı oynayıp daha iyi. Alice gibi. Demiyoruz abi. Oynamasınlar. Desene. Şu an iyi. Suyumuz iyi abi. Ama ayağın girdikçe de alışıyorsun biliyorsun. Ayağını bir kere soktuğun zaman suya alışırsın. Evet abi. Bir hırslandır. Siz de hırslanın. Abi adamlar neler diyor. Ben olsam istiyorcu olsam şimdi var ya bu EFF'i de alır. Ya tamamen şu aslında abi hani... Yani konuşmalarından rahatsız oluyorsunuz, röportajlarından rahatsız oluyorsunuz. Ya rahat... Birazcık daha görünenin dışında da bazı şeyler var anladığım kadarıyla ekran dışında. Bazıları şöyle düşünüyor olabilir. Vatan Game de favori bir takım. Vatan Game belki Fireflux'tan daha iyi ama biz gerçeği gösteriyoruz sadece. Hani hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin daha favori bir takım olması gerektiğini gösteriyoruz. Ben finali merak ediyorum abi. Final kimle kim arasında olacak? Daha önceki finallerde hani... Skorlar da şaşırtmıştı. Nexura da gitti. Nexura dışında Vatan Game gibi, SUG gibi köklü takımlar tekrardan burada arena performanslarını gösterecek. Ve şunu da merak ediyorum. Türk oyuncularında şöyle bir algı var abi. Nasıl bir algı abi? Base emoji atınca karşındaki oyuncu deliriyor. Bu ikinizde de var mı? Bütün oyuncularınızda var mı takımdaki? Yani ya... bende çok yok abi ya. Bende çok yok. Ha istediğini yapsın takılsın. İstediğini yapsın. Sen abi. De? Ya bende de çok yoktur abi ya. Belki de vardır o anki heyecanı çok şey yapamıyorum. Aynen. Seni öldürdü üstüne base attı. O biraz işte şey eder ha. Beni. Beklesen. Seni mi yakalayayım? O her oyuncuda ben, vardır ya genel olarak. Asya'da çok şaşırdım. Adamların umurunda değil base atmaları. Tabii abi onlar alışmış abi. Herkes öyle yapıyor ya. Onlar için saygısızlık değil ki bu. O taktik onlar için. Base atmak. Evet bence taktik olmuş. Hep Horn diye bir adam var. Zorn. Oo benim kankim de abi. Benim deli oğlum manyak ya o. Abi benim dostum ya. Biliyoruz abi iyi bir biliyoruz. Bir de Minotaur şey ya. Ayağını yere vuruyor ya base atarken. Şu an siz göremiyorsunuz kamerada ama ayağımı yere vuruyorum. Ormana geliyor orada base atıyor. Herkes görüyor. Ormancının görüşünü veriyor base atıyor. Sadece yaptığı ya aslında şey. Aslında o adamın oyun tarzı bana göre ben ilk başlarda çok iyi olduğunu düşünüyorum ama şu an baktığım zaman çok yanlış olduğunu görebiliyorum. Evet ben de çok gereksiz bir oyun tarzı yani. Öyle bir oyun tarzı yok. Home Bros. Airport orada. Siz onları yenmişsiniz değil mi? Yok abi biz onlarla denk gelmedik. Onlar SDG'yi yenmişti. Son global turnuvada. Evet. Olur öyle. SUG'den Sigibum'la beraber Fireflux'tan Apex. Şimdi en sevdiği iki kahramanı bizlere söyleyecek. En sevdiğiniz iki kahraman. Sigibum senden başlayalım. Roger ve şu anki metada Roger ve Kerry diyebilirim ya. Roger ve Kerry. Kurdun evet. Kanına diş değdi. Evet, Roger şu an çok güçlü ya Roger. Evet bayağı güçlü. Hiçbir takım salmasın. Önerim olsun. Salmaz zaten artık sıralı maçta bile o evet. Roger performansından sonra. Özellikle sen Moskov. Ya birazcık düşünülebilir. Tek sersem ölüyor. İlham girmedi. Abi ama Roger'ı counter'lıyor ya bir tık. Ya bir tık counter'lıyor da şöyle bir durum var abi. Yani Roger'ın... Çok rahat fokusluyorum Moskov. Roger kaçabiliyor. 3 evet, saniye uçsuz işte, geliyor. Öyle bir sorun var. Moskov'u yakaladın öldü. Ama işte mesele de şu. Yakalayabilecek misin? Öyle bir durum var. İki kahraman ondan Roger'la beraber kere aldık. Apex. Abi benim aslında 2 değil de 3-4 tane var. Hani 2 tane söyle. 2 tane söyleyeyim. Rabi, Allo. Çünkü normalde Minotaur, Matilda derdim ama Matilda her maç banlanıyor. Matilda'yı söylemiyorum bile. Minotaur da çoğu maç banlanıyor veya almıyoruz.
Ya nadiren alıyoruz. O zaman o yüzden Rabia Lot ya. Ya abi ben şöyle hatta şöyle geçmişte de muhabbet var. Apex'e şunu da sormak istiyorum. Hani konuşuyorduk. Destek oynamak mı daha güzel yoksa gerçek bir tank dolaşım mı oynamak daha güzel? Ben destek oynamandan açıkçası keyif aldığını çok düşünmüyorum. Abi şimdi şöyle, tank oynadığın zaman sorumluluk alman gerekiyor ve sorumluluk aldığın zaman ister istemez bir hype geliyor sana. İnsanlar mesela Apex ama support oynadığın zaman öyle bir şey olmuyor. Yani SDS oynasam en fazla ne yapabilirim ki? Can basar geçerim. Ama tabii ben support oynamaktan da keyif alıyorum. Tank oynamaktan da keyif alıyorum ama genel olarak şu an için tank diyebilirim ya. Daha çok keyif alıyorum. Peki şimdi rol değişimini yaptık. Seni ormanda görür müyüz? Abi orman altına geçiyor. Abi bir Link oynuyor var ya. Abi yok ya ormanda oynamam. Şakası ne diyorum yani. TNZ tekrardan altın koridoruna falan geçer mi? Yani böyle bir taktiği ilerleyen günlerde tekrardan kullanır mısınız? Ya bizim için lig aşaması hemen kapandığı için bundan sonrasını görmeyiz diye düşünüyorum ya. Bitti yani şu anda. Lig aşaması bitti diyebilirim. Yani evet. Lig aşaması nasıl bitti abi? Önünde hafta S2G takımıyla beraber mücadele mi? Yoksa sen S2G takımını yani maç olarak saymıyor musun? Yok maç olarak saymıyoruz değil de. Cumartesi Cold Flame'le galiba maçımız var. O maçı pazar günü, evet 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Pazar günü de SDG'yi de 2-0 yenebileceğimizi düşünüyorum ben. Abi yani 2-0 çok net. Hani böyle hiç bir de düşünmeden tak diye 2-0 diyor. Sigibum hayırdır ya buna? Anlamıyorum ki abi biz 2-0 yeneceğiz. Sen 2-0 yeneceksin diyor. O 2-0 diyor. Bence birbiri de helalleşelim. Yok abi bir kere verdik o şansı. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz 1-1. Peki Vatan Game'in sordun mu bu soruyu? Vatan Game'in size yaklaşabileceğini düşünüyor musunuz? Yani ikinci olabilirler mi anlamında? Ha. Sana değil onunla. Ha okey. Ya bu haftaki maçı 2-0 yeneceğiz bence abi. Yani yaklaşamayacaklar bence. Üçüncü olarak kalacaklar. Ya Apex şeydi abi. Senin şu fotoğraf var ya fotoğraf. Abi. Gerçekten aşırı sertsin ya. Öyle değil. Hiç de o kadar sert abi, bir insan değiliz. Tatlı bir insansın normalde. O fotoğraf abi galiba. Şu adam Rafael oynayabilirmiş. Şuna baksana. Ya, bu adamın Rafael oynama şansım var ya. Abi o fotoğraf şey. Biz fotoğraf çekmene gelemedik bu sene. Global turnuvadaydık. Evet. O güne denk gelmişti. Yani galiba bir önceki turnuvanın fotoğrafını kullanıldı. Buradan da o fotoğraf çekenlere selam olsun. Keşke çekmeseydiniz elinize kolunuza sağlık. Yeni uyanmış gibisin abi. Ya ne fotoğrafı be kardeşim daha yeni uyandım dermiş gibi çıkmış. Şey abi peki sohbetteki çoğu kullanıcı sana Mardinli diye sesliyor. Hoşuna gidiyor mu? Gidiyor tabii abi. Mardinli. Hatta seninle bir videomuz var. Endonezya'da uzanıyoruz. Yataktayız. Çok yanlış anlaşılabilir öyle bir şey. Yani televizyon izliyoruz beraber. Apex'in yorgan üstüne çekmiş şöyle bir cümlesi var. Abi şu Endonezya'dan da dönün de Mardin'e gideceğim ya. Agalarla hasbidal. Abi gitmek hala nasip olmadı bu arada ya. Bu yaz inşallah. Harbi mi? Vallahi. Abi çok yoğun geçiyor ya. Hani o turnuva bitiyor başka bir tane başlıyor. O bitiyor başka bir tane. Bir content Mardin'le Apex'le beraber Mardin sokak lezzeti. Yok mu? Gelirsen çekeriz abi valla. Çok iyiymiş ama. Her zaman istersen. Her profesyonel oyuncunun aslında şehrine gidip sokak lezzetleri çekilmez burada, mi? Yani? Burada Nesli'ye selam olsun. Öyle bir içerik düşünüyorlarsa ben varım. Mardin sokak lezzetleri. Şeyi de beleşe getiririz burada. Uçuş, konaklama falan. Güzel bir içerik olabilir. Sizlerden bir de playoff maçlarındaki hani son çekişmeleri sordum mu tam hatırlamıyorum. Onu da sorup artık bu videoyu sonlandıralım. Abi dördüncü takım kim olur? Yani üçüncü birazcık belli. Hani Moon'la Precision arasında çok çekişme var. Hangi taraf kazanır diye sormuştum şimdi hatırladım. Sordum bunu. Var mı diğer takımlar hakkında son olarak eklemeniz gereken bir şey veya sizlere sorulup da hiç cevaplayamadığınız artık bunun konuşulması gerekiyor dediğiniz bir konu var mı? Abi dağılmasınlar diyeceğim de yani diğer turnuvalara toplansınlar diyeceğim de hepsi dağılacak bence ya. Sen bütün takımların dağılacağını düşünüyorsun. Bence de. İlk dörde kalmayanlar. İlk dörde kalmayan. Ama Moon devam edebilir kalmazsa bile. Abi Moon bence yarın, iyi. TPR yenilirse devam edeceğini düşünmüyorum. TPR yenilirse dağılır diyorsun. Bence dördüncülüğe kalmazsa. Apex yani bu çok sert bir iddia. Hani direkt dağılacağını düşünüyor takımın ilk dörde giremediğinde. Ama devam etseler daha iyi başarılar da elde edebilirler gibi. Ben bunun mesela eğer playofflara kalamazsa hani devam ederlerse ilerleyen senelerde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Veya TPR da aynı şey. TPR için de geçerli. Onun dışında öbür takımlara baktığımda böyle bir şey söyleyemem abi. Çünkü öbür takımların arasında hani bir sinerji yok gibi ya. Çünkü hepsi bir anda bir değişiyorlar, bir geliyorlar, bir oynuyor, bir farklı biri oynuyor.
Ya muhtemelen öbür takımların dağılacak. Öyle gözüküyor. Ya pizza adam dolaşımla ne alaka abi? Adam kaç sezondur örneğin dolaşımda. Örneğin abi mesela. Yani. Gaiç'i de gelmiş abi. Pizza adam da gayet iyi bir ormancı oyuncusu. Laden. Gaiç'i de. Gaiç'i de. Bizim İlyas abi. Koç abi. Tanıyoruz onu. Bizim İlyas abi. Mahalleden herhalde. Baksana Vahşi gün çıkmış Layla'ya. Baksana. Abi ya ben maç hatırlıyorum. Bunun bir de Lila versiyonu var. Bu galiba şey maçı. Sizin oyunu bitirmeyip şey maçı bu abi işte Tianzin'in Goldplay'in oynadığı Roger. Kaç 14-1-11 oynamış. KDA kasma maçıydı abi. KDA kastınız resmen yani. Ya aslında bu maç için de çok fazla yorum gelmişti abi. Yok yaptıkları ya, evet. Saygısızlık vesaire diye. Aslında bizim saygısızlık alakası yok. Ya playoff'ları garantilediğimizi bildiğimiz için. Ayrıyetten de KDA kastık. Hani bunu da rahat bir şekilde söyleyebilirim. KDA kastık. Turnuvadaki istatistiklerde en üstte olmak için. Yanlış bir anlaşılma oldu bence ya. Bazıları yok Asyalılar da size böyle yapacak, şunlar da size böyle yapacak. Çok yanlış bir düşünce. Sen alınmışsın bence. Birazcık bunlara. Sen birazcık... Yok alınma değil de genelde böyle şeylerin cevabı verilmiyor da burada vermek... Sen, hani en azından evet. Duysunlar biraz. Abi şunlara baksana bütün istatistikleri mahvettiler ya. Boşuna gitti tüm maçlar. Baksana abi. Abi 5-0-20, 14-1-11, 2-1-18. Yani Rosa zaten KDA lideri diye vallahi düşünüyor. Vallahi evet lider şu an. Tabla ondan sonra Tiaz geliyor. İlk iç oyuncu galiba şeyler. Sunshine'ıma bak yazık garibim. 18 asisti var Freddy'le beraber. O 20 skorda katkısı var. 2 tane alabilmiş. Tiaz'ye yani aç herhalde. Akşam yemeğini vermemişler Tiaz'ye. Abi. Delirmiş. Ama şimdi Tiaz yanında da iki tane support var. Durduramazlar ki abi. Angela Rafael. Hayal etsene. Abi yani Rosa'nın verdiği can bitiyor. Apex'in verdiği can başlıyor falan gibi. Güzel bir maçtı. Ama ya Gaiçi'nin bundan sonraki performansı, bundan önceki performansında Vexena ile bir oyunu vardı. Orta koridora mesela ya Skunet'in bir şeye girmesi lazım abi. Bir tatile girmesi lazım. Tatilden sonra gelip tekrardan bir oturup konuşulması lazım. Abi biz neyi yapıyoruz, neyi kötü yapıyoruz. Tatilden ziyade kadronun komple değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi pizza komple. Adamın kesinlikle jungle'a geçmesi lazım. Onun dışında öbür oyuncular değişecek galiba. Ya. Pizza adamın bir martisi vardı bence. İyiydi yani abi. Martisi de iyiydi ama metadan çok kötü düştü martisi. MTC 1'de abi biz de oynuyordu. Venus. Orta koridorda Çağlayan. Evet. Venus kadrosuyla beraber açıldı evet. Bugün de S2G takımındasın. Aslında güzel bir kariyer. Hani nerelerden geldin? Venus, Inziva, kardeşinin S2G. Kardeşinin böyle bir konumda olması seni mutlu ediyor mu? Mesela bu ikiliyi aynı takımda görür müyüz? Ya kesinlikle mutlu ediyor tabii abi. Hani şu an için aynı ekipte görebilir miyiz sorusu çok zor bir soru. Yani ilerleyen yıllarda ne olur belli olmaz tabii ama şu an için hani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Hayır benim sormak istediğim olur mudan kasıt oynamak nasıl hissettirdi kardeşinle beraber veya direkt böyle sorayım. Oynamak nasıl hissettirirdi kardeşinle beraber aynı takım abi kardeş kardeşin dışarıda nasıl koruyorsan oyunda öyle korur muydun? Ya tabii mesela? Güzel hissettirirdi abi ama hani şimdi bu bir oyun olduğu için hani ya Şigil'e mesela belki de anlaşamayız. Belli olmaz oyun içinde ne olacağı belli olmaz ama. Oynuyor musunuz beraber sıralı? Oynuyoruz, oynuyoruz. Şu aralar çok oynamıyoruz turnuvadan dolayı. O kendi ekibiyle giriyor. Ben kendi ekibimle. Çok denk gelmiyoruz ama oynuyoruz genel olarak. Ya ben çok merak ediyorum. Acaba nasıl olurdu abi kardeş? Belli olmaz. Vardı zaten öyle mesela. Geçen sene Kaos ekibinde Suspect'le Bay Mavi abi kardeş. Mavi. Abi onlara ne oldu ya? Onlar bir geldi gittiler. Ben bir duyum aldım. Onlar galiba yeniden toplanmış. Abi onları bilmiyorum. Nasıl toplanmışlar? Hani yeni bir ekip kurulmuş galiba abi onlar. İşte abi önemli olan ekip kurmak değildi. Önemli olan o tempoyu sağlamak, beraber kalmak. Abi elendikten sonra gitsen ne olur? Fireflux yani sıfırdan kurulduğunda direkt her maçlarını kazanmıyorlardı. Kesinlikle. İşte önemli olan beraber kalmak. Oğlum dönelim ya ne oldu Bay Mavi Suspect? Özellikle ormancıları benim... Ya, bence abi, dehşet kitap, oynuyordu Titania. Bıraktı galiba. Bilmiyorum. Sınav hazırlanıyor falan diyordu. Bildiğim kadarıyla büyücü oyuncuları başka takıma geçti. Onlar da büyücü bulamadı. Büyücü bulamayınca... Zeyçen şey geçti. Vatan Yemeği geçti. Onlar da büyücü oyuncusu bulamayınca lige katılmamayı tercih ettiler. Ama keşke katılsaydılar. Ben... Bir iki denemelerini duydum ben de. Bir iki orma evet, şey ortak oldu. Bir kere denememişler galiba ama yani tatmin olmamışlar galiba. Ya ben olmalarını isterdim. Çok ama daha çekişmeli bir lig gördük bence. Zeyçen'in konumu daha iyi ya bence. Olduğu yer... Kaos'tan daha iyi bence evet. Niye Kaos'tan daha iyi olduğunu düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kaos yani... ekibi Vatan Game Kaos ekibinden daha mı iyi şu anda? Evet Vatan Game daha iyi Kaos'tan şu an. Vatan Game daha iyi Kaos'tan. Peki tekrardan geri döndüklerinde lig bence daha iyi olur.
Çünkü kesinlikle final görmüş. Özellikle ben Titan'ın geri dönmesini açıkçası çok isterdim. Yani ligde bence çok değişken var ormancılar konusunda. Kazuya'ya işte Nexus, TNZ şu anda ilk 3 olarak gözüküyor. Bir de yanında da Farvay. Seninti birazcık dalgalı oynuyor. Hani ilk 5'ten konuşmak gerekirse. Birazcık dalgalı oyunları var ama ilerleyen haftalarda göreceğiz. Özellikle son hafta bomba gibi. Son bir tahminlerinizi alayım. 1-1 mi 2-0 mı? Kim kazanır? 1-1 ya. Bizim kimle kim abi? Fireflux'la maçımız. Fireflux ve Suji tabii ki. Biz 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi 1-1'lik... Kardeşi alttan alıyor 1-1 demiyor. Bu adam sen 2-0 olacak 5 yer. Siz kazanacaksınız. 2-0 abi biz yeneceğiz tamam. Tamam dediği gibi olsun abi öyle düşünüyorsa. Öyle abi lan uygulamak. Ya ben tekrar söylüyorum abi aslında ilk haftanın ki maçlarda... Ya mesela dediğim gibi Vexana'yı falan çalıştıramadık. Bazı sıkıntılar yaşadık. İkinci maçta... Dümenden biz verdik diyorsun. Ne bileyim abi. Ya dümen demeyeyim şimdi tabii de. Ya o şansı bir kere verdik. İkincini vereceğimizi düşünmüyorum ya. Hadi bakalım. Bunu önümüzdeki hafta yani... Bu video yayınlandığının tam tarihini bilmiyorum ama galiba Cuma günü yayında olacak. Evet, cumartesi ve pazar günleri MTC... Artık son hafta, son playoff öncesi son haftada görüşmek üzere. Ben Murat Muran Dursun. Kule Altı Analiz'in 4. bölümünde değerli konuklarım Fireflux'tan Apex 47 ve yanında da kardeşi SUG'den Sigibum'la beraber harika bir bölüm çektik. Konuşulmayan şeyleri, merak ettiğiniz soruları sizlere dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Teşekkürler beyler geldiğiniz, katıldığınız, böyle bir çekte var olduğunuz için. Son eklemek istediklerinizi alayım sonra bölümü artık. Gidelim ya! Abi son eklemek istediğim dediğim gibi hani şu an belki de çok istenen bir lig performansı gösteremiyoruz. Bütün takımlar için söylüyorum. 4-5 takım dışında böyle çok iyi takımlar yok bence. Öbür takımlar beni yanlış anlamasın kesinlikle. Belki de yapılan değişiklikler. Anladım takım, ben. Takım içindeki yanlış şeyler. Hani buradan turnuvaya katılmayı düşünen oyuncular varsa çekinmeyin, katılın. Çok güzel bir hani ilk turnuvada kimse böyle birinci olup ülkeyi temsil edip dünya şampiyonu da birinci olamaz tabii. Tecrübe edinip başarabilirler. Buradan da bütün oyunculara sesleniyorum. Lütfen lige katılın. Türkiye'deki izleyicilere ve bize çok daha kaliteli bir lig izlettirin. Ya bu kadar abi. Biz teşekkür ediyoruz. Yanlış söylediğimiz şeyler varsa, yanlış anlaşılan şeyler varsa hakkınızı helal edin. Teşekkürler bu kadar. Sigibum. Türkiye'ye oyuncular lazım. Yeni oyuncular. Yeni kanlar. Yani küçük yaştakiler olsa daha güzel. Tabii abi yeni kan. Mesela Real Madrid niye hep 15 yaşındakiler topluyor? Özellikle genç yetenekler abi kesinlikle. Tamam. Mobil oyunlarda genç yetenekler bence çok daha avantajlı. TNZ'nin 15 yaşındaki oyunlarını hatırlıyorum. Bir de şimdiki oyunları. Aynen çok abi. Büyük daha var. Ve şöyle güzel bir atasözü ve deyimler kitabı olarak şöyle kapatmak istiyorum. Ağaç yaş gene iyidir. 4. bölümden bizden bu kadar. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Bay bay.